hasta acıtan yoktur ki. Türk'ün unutulmuş büyük medeni vakti ve büyük medeni tarihçesi bundan sonraki inşaatıyla Fatih'in Türk'ün bedeninde tuttuğunda senedir süreç gibi yapmaktır. Yoktu, dursun bir yana. Herkese iyi akşamlar. Sedat Uygunel'in İşte Hayat programından, Güncel Haber TV'den herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam konuğum, sevgili arkadaşım, kardeşim Ufuk Bütün. Ufuk hoş geldin. Hoş bulduk. Bu koşturmacanın arasında bana vakit ayırdı. Geldi böyle. Ya öncelikle teşekkür ederim. Çok yoğun tempoda çalışıyorsun her zaman olduğu gibi. Teşekkür ederim. Beni konuk aldığın için ben teşekkür ederim. Evet, bu benim hayalimdi. Bir yıldır böyle hani bir güne böyle denk getirip de Ufuk'la şöyle sohbet etsek diye. Zaten sürekli sohbet tasbihal ediyoruz ama evet. Biraz insanlar da seni tanısın istiyorum. Tanımayanlar için kimdir Ufuk Bütün, nerede doğdu, nerede büyüdü, nerelidir? Oradan bir başlayalım. Ufuk Bütün 1983 doğumlu, Samsun doğumlu. Samsun'un Terme ilçesi nüfusuna kayıtlı orta söğütlü, orta gelfi bizim evet. Tabirimizde evet. Eski adıyla gelfi orta söğütlü köyüne evet. Kayıtlı bir hemşeriniz. Evet. Tam orada hani Orta Söğütlü deyince ben bir şey yapayım oradan bekliyorum devam etmeden. Şimdi ben Orta Söğütlü köyünün farklı bir önemi ve değeri var. Beni bilenler az çok bilir. Hani Çerkez Derneği'nde başkanlık yaptık. İki Çerkez olarak program evet. Yapan. Orta Söğütlü köyünün farklı bir özelliği var. Samsun'da 100'ün üzerinde Çerkez köyü var. Diaspora dediğimiz Türkiye'de en fazla Çerkez'in yaşadığı şehir Samsun şehri. Orta Söğütlü Gerfi köyü dil bilme anlamında, adı gavze anlamında 30 yaş üstü genelde biliyor. Yani %90 evet, biliyor. %90'ın üzerinde biliniyor ve bu Türkiye'de birçok şehirde, birçok ilçede, ilde olmayan bir şey. Orada biraz köyümden de bahsetmek istiyorum. Çok az böyle bekleteceğim ama hani Orta Söğütlü deyip hemen geçmek istemedim. Çünkü dilimiz bizim hani Çerkez dili unutulan diller arasında. O anlamda Orta Söğütlü köyü çok iyi anlamda gençlere de öğretmiş bir köy. O anlamda yani köydeki özellikle büyüklerden anne babalara çok teşekkür ederim. Tabii saygısını, sevgisini, kültürünü senin gibi yaşatan aileler, insanlar var ama dil kısmı başka. Köyden bahsederken böyle 2-3 isimden de bahsetmek istedim. Mesela bir Nurettin Yılmaz abimiz var. Evet, şimdi amcamız. Nurettin amcamız hani köyün bakkalı olarak bilinir ama o bildiğimiz bakkallardan biri değil. İyilik babasıdır. Yani internet kullanmadığını biliyorum. Şu an bizi izlemediğini de biliyorum. Akıllı telefon kullanmaz. Normal telefonunda bakmaz zaten. Biz çocuktuk o zaman. Ben Kızılot köyünden babamla kalktık gittik biraz malzeme falan var arabada ya bilmiyoruz çocuğuz o zaman Çeçenistan biraz karışık savaş dönemi orada savaştan mağdur olmuş insanları evinde bakan başkalarına zorla evinde baktıran bir adam
Bunu biz Suriye'de savaş patladığında da gördük. Nurettin Yılmaz abimiz yani buldu, buluşturdu. Recep abiler, evet, yani babanın köye getirdi. Evet, getirdi. Misafir etti. Samsun'daki diğer Nurettin abilerimizden, Samsun Çerkez Derneği'nden, farklı farklı kanala, belediyelerden, belediye daire başkanlarından buldu, buluşturdu. O Suriye'den gelen bütün vatandaşlara elinden geldiğinden fazlasını yapıp çalışmış bir adam. Başka bahsetmek istediğim, anmak istediğim Cihan Güller. Evet, Cihan abimiz. Evet, Cihan abimiz. Samsun'un da değeri aynı zamanda. Evet, yani şöyle söyleyeyim, hani Saski'de yani işin ta hani köyün o şeyinden, çamurundan uğraşıp gelip okulunu okuyup bitirip edip hani iyi bir yere gelmiş, ama Çerkezlik anlamında da işte Samsun Birleşik Derneği, Birleşik Kafkasya Derneği'nde başkanlık yapmış. Uzun Tarla'da üniversitedeyken ekip kurmuş. Meşhur mesela, program bitince hemen bunu araştırmanızı da isteyeceğim seyircilerden. Vahayra diye klipteki ekipte oynayan bir abimiz. Evet. Hani çok emeği var. Yani Nart Ateşi'nde de oynadı. Hiçbir zaman bizi kırmadı. Maddi manevi destek oldu. Cihan Güller'e, sevgili eşine ve çocuklara da buradan selam yollayayım. Selamlar. Ufuk, hani programa konuk olup da benim gibi hani böyle konuşmak da ne kadar doğru bilmiyorum ama son bir kişi kaldı. Fatih Baştuğ hocamız. Çok tartışsak da, kavga etsek de, zaman zaman ayrı düşsek de Çerkezlerin bütün Türkiye'deki ekiplerde en iyi hocalardan biridir. Evet. Basti Azamet lakaplıdır. Genelde hani öyle bilirler, evet, internette bilenler. Bize de hani bana şöyle bir yol göstermişti. Dansçı herkes olmak zorunda değil demişti. O şekilde benim önümü açtı. Dernek başkanlığı işte farklı alanlarda şu an işlerimizi kurmamıza belki öyle faydası oldu, ama bırakın Samsun'da, bütün Türkiye'de birçok öğrenci yetiştiren çok değerli bir hocamız. Yani bu iş olarak yapmıyor. Gerçekten bir aşk olarak yapıyor. Ona da buradan anmış oldum. Evet, orta söğütlü kısmından sonra gelelim okul hayatına. Çocukken Ufuk Bütün ne olmak istiyordu? İlk çocukluk hayali neydi? Orta Söğütlü'de doğdu, Gerfi'de ne olmak istedi? Ufuk Bütün aslında bilgisayar mühendisi olmak istedi. Bilgisayara karşı çocukluğumdan beri böyle bir ilgim var. Alakam da var aynı zamanda. Hali hazırda da şu an bilgisayarla ilgili biraz teknolojiye yatkın olduğum için de çok uğraşıyorum aslında. Bilgisayar mühendisi olmak istedim ama tabii maalesef Türkiye şartlarında her hayal eden her hayal ettiğini tabii olamıyor maalesef. Evet. Biz de onlardan biriyiz, olamadık. Sonrasında da veteriner sağlık meslek lisesine gittim. Yatılı bir okuldu. Bir bölümünü yatılı, bir bölümünü de öğün olarak tamamladım okulu. Ama o dönemde bizim katsayılarımız vardı. Tabii. Üniversite sınavı sistemleri çok başkaydı. Bir mühendislik ya da iyi bir üniversiteye girebilmek bile hayaldi o zaman. Biz de giremedik. Sonra veteriner meslek yüksek okuluna gittim. Orada iki yılımı tamamladım. Veteriner teknikeri oldum ama mesleğimi hiç yapmadım, yapamadım. Evet. Ama orada şu var. Şimdi burada insanlar, programa konuk aldığım kişilerde şunu görüyorum. Şimdi Ufuk Bütün deyince, bakın programa erkenden geldik, hazırlandık. Her şeyin planlı programlıdır senin. Hani evet, 3 yıllık planın, 5 yıllık planın, her şeyi sorarsın, araştırırsın. Düzgün yapmak için, kimseyi kırmamak için uğraşan birisin. Bunda yatılı okulun da çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Tabii. Kesinlikle. Yani. Bilgisayar mühendisliğiyle ilgili de bir şey söyleyeceğim. Orada biraz esprili takılacağım sana. Çerkezlerin Natko sülalesindensin. Evet. Değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Evet. Natako da deniyor, evet, ama Natko da deniyor. Evet, konuşuluyor. Hani, hadi gel Natako da derler, evet, Natko da derler. Ben şey olarak takılırım. Bizim sülale arma ve işaretlerimiz vardır. Biraz televizyona da benzetiyorum. Aynen. Yani. Televizyonun olmadığı dönemde bir televizyon işareti yapmışlar. Evet, böyle bir antenli. Şakayla bir taraf, o hani Çerkez hemşehrilerimiz de anmış olayım. Bu okul geçmişinin müthiş katkısı var. Okuduğun okulu gitmemeni bilmiyorum ama ben kendi adıma, değerli büyüğümüz, abimiz, yani bana da çok hani böyle desteği, fikir anlamında emeği olan, yani babanın Samsun siyasetinde de çok hani emeği vardır. Yani şehri için mücadele etmiş Recep Bütün'ün büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Peki neden hani okuduğun bölüm değil de daha ticari alanda devam etme niyetinde oldun? Bir baba mesleği vardı. Baba mesleğinden ziyade aslında bir ticaret vardı. Şimdi eskilerinde bir tabiri var. Derler ki eğer çocuğa okul yaşında para kazanmayı öğretirsen, evet, o çocuk çok okumaz. Biz okumak için de mücadele ettik, evet, ama ticareti öğrenince, ticaret de yapınca çok lise yaşlarından bugüne kadar hep ticaretin içinde bulunduk. Evet. Haliyle okul bittikten sonra da
ticarete devam ettik, yapamadık. Ticaret yapmak istedik veya ticaret yapmaya itildik ve ticaret yaptık. Bugüne kadar da hep böyle sürdü. Ama burada şu önemli, tabii ticaret deyince insanlar da hani ya ticaret var, ticaret var. Şimdi Recep abi hep şeydir böyle, hiç mesela yanlışı kabul etmeyen bir adam. Evet. Biliyorum yani, zamanında yaptığım için cezasını da çekmiş biriyim böyle birkaç kez. Kendisine de selam edeyim. Yani her şeyin ahlaklısı olsun. Aman çocuklar şöyle yapmayın. Bizim kültürümüzde hep vardır. Yani senle ben bazen eleştiriyoruz. Ya haynep, ayıp. O da ayıp, bu da ayıp. Hani biraz ister istemez daha böyle kalıba giriyorsun. Şimdi bugün programdan önce çok rahat gelebiliriz. Ya sen diyorsun ki haynep, hani kravatsız ben gelemem. Çünkü herkes görecek, izleyecek, şey yapacak. Bu aslında ama güzel bir şey. Yani ister istemez biz de giyiyoruz oradaki saygıdan, o şeyden. O anlamda Recep abiyi de burada anmadan geçmeyelim. Hepimize katkısı var. Samsun siyasetine de var. İşte Samsun halkına da var. Bir de senin hani bir şey var, onun programın sonunda bahsedeceğim. Siyasi kısım da var ama. Var. İlk Çerkezlik'ten başladık. Çerkezliği insanlarındaki arkadaşlarımızı da analım. Güzel bir yönetim var, senin de çok güzel katkın var. Teşekkür ederim. Ya bu aralar iş yoğunluğundan dolayı biraz fazla katkı sağlayamamış evet, olsam da. Toplantılardan biraz ceza. Evet, biraz ceza yiyeceğiz oradan, öyle gözüküyor. Ama ileride daha iyi işler yapacağız, ben inanıyorum daha ya güzel. Orada da şu oluyor, ben onu çok iyi anlıyorum. Şimdi pandemi süreci sizin yaptığınız hani alanda çok kolay bir iş değil. Gayrimenkul danışmanlığı öyle eskisi gibi yapılan bir meslek de değil. Yani evet. Zor. Evet. Aslında gayrimenkul danışmanlığı eskiden yanlış yapılan bir meslekti. Evet. Gayrimenkul danışmanlığı başlı başına bir meslekti ve artık bu geçerli olmaya başladı. Gayrimenkul danışmanlığı deyince insanlar biraz böyle emlakçı diye tabir ediyor. Ama aslında öyle bir şey değil. Gayrimenkul danışmanlığı bir meslek. Bu biraz konuda... açar mısın? Şimdi bunda çok yanlış bilinen şeyler var. Hani doğru biliniyor ama aslında yanlış. Ben arada seninle böyle oturunca edince yani mesela kişiyi profilliyorsun, o vatandaşın neleri sevdiğine dikkat ediyorsun. Evet. Muhitini biliyorsun. Yani bugün bile mesela az önce işte tapu dairesinden koştur koştur geldin. Evet, evet. Ama adam sana teşekkür ediyor. Yani sadece ya şurası şöyle bir yer gösterme değil. Hani benim yaşadığım siteyi benden iyi biliyorsun. Bana benim yaşadığım sitenin problemini söyleyebiliyorsun. Bu çok güzel bir şey. Biraz o mesleği hani sonuçta girişimci gençlere de biraz mesaj da vermiş olalım. Evet. Nedir gayrimenkul danışmanı, ne yapar? Gayrimenkul danışmanı, şimdi insanların aklında önce onu bir açalım. İnsanların aklında emlakçı diye tabir ediliyor. Evet. Bu çok yanlış. Gayrimenkul danışmanı bir kere şehrin analizini çıkartır. Evet. Yani şehrin yaşam alanlarını belirler. Şehrin dinamiklerini belirler. Ya da belirlenmesinde rol oynar diyelim. Çünkü tek başına bir uzmanlık alanı değil. Ama gayrimenkul danışmanı şehri araştırır, kişileri araştırır. Yani o bölgede kimler ne iş yapar, hangi sektörler, hangi bölgelerde daha çok yaşar, hepsini analiz ederek müşterisine, alıcısına, kiralayıcına ya da satıcısına bu seçenekleri sunabilir. Tek başına birisi gidip de bir yerden ev bakmak istediğinde sadece güneş alıyor mu diye bakar. Evet. Ama gayrimenkul danışmanı bütün analizlerini, bütün algoritmayı hesaplayarak o müşterinin asıl yaşam alanını daha kaliteli hale getirmeye çalışır. Evet. Yani bunu ben şuradan anladım. Mesela bizim orayı tam senin yerin, işte oturduğun Pelitköy bölgesi, daha stresli işlerde çalışan, işte memur kesiminin de uygun yerleşebileceği, şöyle olacak. Şimdi ben hiç kendim o anlamda düşünmüyorum. İşte evi alırken işte ya acaba biz öyle düşündük mü diyorum ama size o konuda da biraz hani böyle kişisel olarak da kendini geliştirmeye de açıksın. Onun da farkındayım. Hani o da çok güzel bir şey. Bir de herhalde kanunen de eskiden belli açıklar vardı. Şimdi biraz daha değişti o anlamda değil mi? Gayrimenkul danışmanı. Eskiden uygulanabilir bir kanun yoktu. Onlar çok değişti. Hatta yeni değişecek, yeni gelen yönetmeliklerle daha da bu işin profesyonelleşmesine doğru giden adımlar atıldı. Evet. Artık yeni kanunlarla düzenlenen uygulamalar diyelim. Uygulamalar biraz daha yaptırıcı oldu. Yani eskisi gibi komşusunun evini satan ya da işte hiçbir işi olmadığı halde gayrimenkulle uğraşıp ya da uğraşmaya çalışıp evin fiyatını daha yükseğe çekerek kendine kar elde etmeyen insanlar artık bu işi yapamayacaklar. Evet. Bu işin uzmanları mesleki yeterlilik kurumundan,
bu devlet tarafından onaylanmış yetkili kurumlarca verilen kurslara katılarak bu işin ehliyetini, ruhsatını alacaklar. Bu ruhsatı almadan da çalışamayacaklar. Evet. Herkes artık kayıt altında olacak. Evet. Yani ben mesela gerçekten söylüyorum. Yani o konudaki cahilliğim için de özür diliyorum. Estağfurullah. Biz şimdi Çerkez İş insanları yönetim kurulundaki buradaki arkadaşlarım, başta başkanımız Suna abla olmak üzere, sen ne işte olsa zaten başarılı bir arkadaşımızsın ama dedik ya biraz moral motivasyon olsun. Artık Zefez'le çalışacağım dediğin gün biz yanına geldik. Oradaki grup arkadaşları görünce hepsinin ayrı bir de uzmanlık alanı olmaya başlamış. Evet. Şimdi gerçekten öyle. Hani şimdi biri diyor ki ya ben broker'ım diyor adam ama diyor ki şu arkadaşım burada uzman. Mesela yazlık konusu açıyoruz öbürü diyor ki ya bende şunlar şunlar şöyleydi, şunun evi şöyleydi, dekorasyonu böyleydi. Çok güzel de bir kadronuz var. Bunu söyleyeyim yani o gün gerçekten müthiş bizi ev sahipliğinde bulundular. Bizde şey vardır hani Çerkezler'de bir laf vardır. Seni evinin kapısına kadar yolcu etmeyen evine gitme şeyi. O gün yani biz sürekli insanın gidesi gelecek. Bir grup var ve herkes içinde iyi. O da çok güzel. O şeyi alıyorsunuz, o sıcaklığı alıyorsunuz. Biraz Zefez'den de bahsedelim istiyorum o anlamda. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar adına da. Gerçekten çok şahane bir ekiple çalışıyoruz. Harika insanlar. Hem kişilik olarak mükemmeller hem de yaptıkları işte profesyoneller bu arkadaşlar. Evet. Benim Zefez Gayrimenkul'le buluşmam nasıl oldu? Aslında nereden? Eski biraz. Yani Zefez Gayrimenkul Samsun'un %100 yerli ve kurumsal bir gayrimenkul danışmanlık ofisi. Zefez'le buluşmamız kendisine de selam olsun. Evet. Kazım Bey. Kazım. Buradan Kazım Atik. Kazım Bey Zefez'i kurduğunda biz Kazım Bey'le de çok eski arkadaşız. Zefez'i kurduğundan bu yana hemen hemen bu işi beraber yapabilir miyiz diye bana ısrarla teklif ediyordu. Ben daha önce tabii 23 yıl başka sektörde ticaret yaptım. Sonrasında da maalesef bazı sebepler dolayısıyla gayrimenkul sektörüne giriş yaptım ama benim gayrimenkul sektörüne giriş yapmam bir anda ben bu işi yapayım diye değil, bunun eğitimini alarak, tabii, bunun ön çalışmasını hazırlayarak yaklaşık bir yıllık bir süreçten sonra gerçekleşti. Mükemmel bir kadroyla çalışıyoruz. Hepsine ayrı ayrı selam gönderiyoruz burada. Mükemmel bir kadromuz var. 10-15 kişilik. Bir de başka şehirlerde de sanki hani varsınız. Çünkü ben başka bir yerlerde ilanlarda falan da sürekli hani Samsun'da atıfta bulunmaları görüyorum yani. Farklı başka şehirlerde çalışma arkadaşlarımız var. Evet. Şöyle çalışma arkadaşlarımız var. Zefez bünyesinde değiller ama bizim kadromuzdaki arkadaşlar az önce söylediğiniz şeye geliyor aslında bu. Portföyü geniş. Portföyleri çok geniş ve kendileri alanlarında gerçekten uzman insanlar. Bu uzmanlıkları tabii şehir dışına yansıyor. Şehir dışı müşterileriyle, diğer emlakçı arkadaşlarımızla, gayrimenkul uzmanlarıyla bir araya geldiklerinde kocaman bir aile oldu. Evet, ben onu şuradan yaşadım. Bizim hani kurumsal kendi iş yaptığım firmanın başka ildekiler ya Samsun'da referansta bulunuyorlar. Evet. Benim çok hoşuma gitti. Ya dedim hani demek ki bayağı bir portföy geniş, farklı illere de gidiyor. Şimdi gayrimenkulün haricinde şimdi daha önce bir senin medikal geçmişin de var. Biz her şeyimizi sana sorardık. Gerçekten öyle. Hele ki şu pandemi olayında yani işte senin aşını aldın ama bizim yeni yeni tanıştığımız dezenfektanlar, maskeler, şunlar bunlar. Oradaki başarınız aslında gayet güzeldi. Ama ben seni biliyorum hani böyle hazırlığını yapıp her şeyi profesyonel yapmak isteyen birisin. Ve okul okumadık diyorsun ama sen üniversiten yani okul hayatın da hiç bitmedi. Bitmedi. Yani mesela lise kısmından sonra veterinerlikten sonra nasıl devam etti üniversite hayatı? Üniversite hayatı şu an ben hala okuyorum aslında. Evet. Uluslararası ilişkilerde devam ediyorum. Sonrasında da başka planlarım var ama önce bu okulu bir bitirmek lazım. Çok yakın zamanda da tüyo da vermiyor. Genelde gerçekleştirince söylersin. Evet. Yani önce planladıklarımıza başlayalım çünkü hayal bazen söylendikten sonra sadece hayal olmakla kalıyor. Evet. Önce biraz gerçekleştirmek, ondan sonra adımları atmak daha sağlıklı. O zaman yani çok tiyo da vermiyorsun ama diyelim ki sen hiç durmayacağını bildiğim için söylüyorum. Ufuk Bütün bitirdi bu üniversiteyi. Ufuk Bütün okumayı da bırakmaz. Sonrasında ne olacak? Başka bir üniversite hayalin ya da böyle bir idealin var mı? Şimdi okumaktan yılmayacağız bir kere. O konuda okumaya devam edeceğiz. Evet, hayalim var. Ben çok uzun yıllardır hukuk okumayı aslında istiyordum. Evet, işte yani bunlarla diyorum ya bana. Çünkü genelde böyle
olmadan hani hiç umut vermemek için böyle söylemeyen birisin. Paylaşmayan bir kardeşim. Öyle bir hayalim var diyelim şu an. Evet. Şimdi bunu söyledik ama tabii bu inşallah gerçekleşir. Olmayacak şey de değil ama yıllardır istediğim bir şeydi. Valla bu zamana kadar deyip de yapmadığın pek bir şey ben bilmiyorum. Şimdi bu arada o da olur, az önce hani biraz da interaktif olması anlamında Ümit Gök abimiz ve Hasan Hesapçı abimiz takip ediyorlar. Onlara da selam söyleyelim. Programdan önce beraberdik. Selamlar. Biraz sohbet ettik. Tabii ben seviniyorum. Beni iki kişi izlese ben 3 hafta anlatıyorum. Ümit abi binlere ulaşıyor. Gayet mütevazi. Bir şekilde diyor ki ya biz de geçen hafta şu kadarcık izlendik falan ama kaç binler, kaç paylaşım. Ben diyorum ki oh, iki kişi en azından izliyor. Hasan abimiz de yakında sürprizleri var Hasan Hesapçı'nın da. Onu da ben söylemeyeyim. Yakında herkes bu kanalda Samsung Güncel Haber TV'de Hasan Hesapçı kimdir, nedir yakında görecek. Onun da tiyosunu vermiş. Çok daha iyi tanıyacaklar. Evet, tanıyanlar muhakkak vardır. Şimdi okul hayatın haricinde biz senin hani başarılı olduğun farklı alanlar var. İnsanlar sadece maddiyat için çalışmıyorlar. Sen onlardan birisin. Çünkü baba mesleği diyeyim, beraber ticaret yaptığın kısımda gayet güzel, o zaten gidiyordu. Evet. Bu gayrimenkul haricinde ve hala devam ediyor aslında. Recep abi Samsun'da çok tanınan, sevilen, abilik yapan, yeri gelince ya bir şey danıştığımızda hep akıl verir ve dedikleri ya diyorum ki abi ne bildin? Gerçekten öyle. Bu nasıl oldu? Ya o kadarcık da bilelim derdi. Tecrübeli. Ama senin farklı da bir yönün var. Şimdi bu çok zor bir şey. Politikada olmak öyle kolay bir şey değil. Bu genç yaşta gerçekten tebrik ederim. Sağ ol. Çok hani başının ağrıdığı günlerde biliyorum. Çok emek verdiğini biliyorum. Uyumadığını biliyorum. Hala buna devam ediyorsun. Siyasetle tanışman nasıl oldu? Şimdi Ufuk Bütün, tamam dernekçilik hayatım var. Farklı derneklerde de bulundum bundan önce. Birçoğunu saymadık. Şu programda şey olabilir, bitmeyebilir. Siyasetle nasıl tanıştın? Nereden aklına geldi? Ya ben de burada olmalıyım. Nasıl dedin Ufuk? Şimdi biz aslında siyasetin biraz hamurunda, tozunda yorulduk. Şöyle baba siyasetçi olunca, çok eskiden siyaset yapınca oraya biraz yatkınlık oluşuyor. Aynı ticaretteki gibi. Evet. İçinde bir şey oluyor. Sonra da baktık ki ülkede bazı şeylerin değişmesi lazım, değiştirilmesi lazım. Bazı şeylerin artık iyileştirilmesi lazım. İyi gitmediğini düşündüm. Evet. Biz de bu anlamda tam öyle düşünürken ki farklı, tabii ticaretten bugüne kadar çok fırsat belki bulamadık. Ticaret yapmak zorunda kaldık. O işlerle uğraşmak zorunda kaldık. Fazla fırsat bulamamıştık. Keza o dönemde de politikalara uygun olan, kendimize yakın hissedeceğimiz, bir şeyleri ülkede değiştirebileceğine inanabileceğimiz bir parti yoktu demeyelim ya da bizim yatkınlığımız yoktu o konuda. Kendine yakın hissetmemiş de olabilir. Evet, yani anlamda çok yakın hissedemedik o dönem. Sonradan İyi Parti kuruldu. Evet. İyi Parti'deki kadroları görünce Genel Başkanımız Meral Akşener'in geçmişte zaten duruşunu bildiğimiz için İyi Parti'nin bize politika anlamında çok şey katacağına inandık ve partinin Samsun'da ben ilk adım ilçe kurucu yönetim kurulu üyesi olarak başladım. O şekilde başladık, tanıştık. Sonrasında farklı görevler aldık. İl Başkan Yardımcılığı görevleri aldık. İl yönetimiyle beraber çalıştık. O şekilde tanıştık. Partiyle güzel tanıştık. Bir de şey yani ister istemez hani ben herhangi bir siyasi partide üye olmayan biri olarak ama ülkenin geleceğini de düşünüyorum. Burada her hafta farklı partilerde işte AK Parti ilçe başkanı arkadaşımı da Abdülkadir Köstey'i de burada misafir ettik. Murat Şener'i farklı bir partiden yine konuk ettik. Sen aynı şekilde biz sonuçta hepimiz ülke için savaşan uğraşan evet kişileriz. Ama İyi Parti ile ilgili benim dikkatimi çeken, hani işin içinde olan biri olarak parti kuruldu dedin ya. Parti kurulurken daha seçimle aslında seçim mücadelesine girdi. Bu evet, çok zor bir şey aslında. Ya benim gördüğüm daha tam kurulamadan, daha tam taşlar otururken henüz bekleme aşamasındayken. Evet, hani yanlış anlama bunu. Partideki arkadaşlarıma da söyleyeyim. Beklentimden o anlamda çok iyi bir vizyon çizdiniz. Bütün arkadaşlar, yani bu Ankara'da tutun da Samsun'a, Türkiye en azından mahalle teşkilatına evet kadar. Çünkü bizim şu an atıyorum iktidarda olan partimiz, yanlışsam sen beni düzelt, o konuda hani sen daha bilgilisin. 99 yılında kuruluyor ve 2004 seçimlerine mi giriyor? 2003 seçimlerine. Evet.
Ya arada en azından bir süreç var. 4 yıllık bir kurumsallaşma süreci var. Süreci var. Evet. Ama İyi Parti'de ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Yok, olmadı zaten. Nasıl oldu? Onu bir anlatır mısın? Biz partimiz kurulduktan sonra tam o kurumsallaşma ya da kurumsal kimliğini kazanma sürecinde bir seçime dahil edildik. Çok erken değil, onun adı baskın seçimdi. Bir baskın seçim yaşadık. Bir gün dönemde, bir ağızdan çıkan bir lafla böyle pat diye her şey. Bir anda bir seçime dahil olduk. O dönemde de çok hızlı gelişti seçim süreci. Çok zor ama. Yani ani kararlar almak ve katılıp katılmayacağı da böyle biraz muallakta oldu. Bir sıkıntı öyle oldu. Nihayetinde zaten genel başkanımız Cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla katılacağını zaten söylemişti. Velhasıl biz partiye de girdik. Özür dilerim. Seçim sürecine de girdik. Başladık. Tabii. Seçim sürecinde yaşadık. Yani biz parti kuruldu ama daha emekliyorduk. Evet. Emekleme aşamasındayken bir anda kendimizi seçimin içinde bulduk. Evet, yani çok zor bir süreçti ama ben iyi hani kotarıldığını ve çok güzel ilerlediğini düşünüyorum o anlamda. Çok da iyi yerlere geldi. Gelecektir bundan sonra da. Şimdi siyaset deyince, şimdi ben kendi adıma çok anladığımı düşünmüyorum. Açıkçası. Genelde yorumladığım şeyler çok farklı çıkıyor. Yani ben kafamda diyorum ki İyi Parti şu kadar alır, hiç alakasız daha üstünde bir şey çıkıyor. Genelde tutturamam. Mesela oradaki şeyi söylüyorum. Mesela İyi Parti kuruldu, evet bir yerlere geldi etti. Mesela İyi Parti kimlerden oluşuyor sence? Sen içinde olan birisin. Şimdi ben o kadar detayını gerçekten bilmiyorum. İyi Parti'de kimler var? Nasıl bu grup bir araya geldi? Şimdi özetinde aslında İyi Parti'de herkes var. İyi Parti'de millet İlginç var. İlginç bir parti. Evet. Anlamda. İyi Parti'de ülkenin gidişatına dur diyebilecek, diğer partilere mensup olmuş ya da olmayı istemiş veya yeni bir fikir olarak partiye katılmış insanların buluştuğu bir parti. Kimlerden oluşuyor? İyi Parti diğer partilerde haklarını arayan, mücadele eden ve haklarının savunulmadığını düşündüğü kişilerden oluşuyor. Yani herkesin el kaldırabildiği, herkesin fikrini beyan ettiği kişilerden oluşuyor İyi Parti. Yani o anlamda biraz hani yani sonuçta bütün partiler başka partilerden oluşuyor ama İyi Parti biraz daha böyle o anlamda farklı çünkü milliyetçi insanımız da var. Başka partiden, milliyetçi bir partiden gelmiş ama oradaki eksikleri görüp gelmiş bir. Evet. Demokrat bir grup da var. Ülkesini seven, Atatürkçü, demokratım, ben buyum diyen başka bir partiden gelmiş. O anlamda çok farklı gruplar ama işin güzel tarafı ortak noktada buluşmuşlar. Bir de İyi Parti ile ilgili bir şey var. Yanlış söyleme, senden duydum diye hatırlıyorum ama yanlışsam düzel. Çok güzel de bir şey. İyi Parti birçok parti gibi kendinin ne olduğunu tam böyle anlatmadan ne olmadığını anlatmaya çalıştı. Bu Yavuz Ağıraloğlu başkanımızın bir sözü. Evet. Biz parti kurulduktan sonra insanlara ne olduğumuzu değil, ne olmadığımızı anlatmakla mücadele ettik. Onunla uğraştık. Maalesef böyle oldu. Parti çok şey oldu. Parti çok iftiraya uğradı. Biraz kötülendi. İyi Parti, yıpratıldı. Daha kurulurken bir çocuk. Yıpratılmaya çalışıldı aslında. Evet. Ama yıpratılamadı. Hı. İyi Parti olduğundan daha güçlüydü. Ve hala bu gücü artarak devam ediyor. Evet. Ya biz onu, yani ben Samsunlu olarak söyleyeyim. Hani genel siyaseti senin kadar bilmiyorum. Sürekli hani takip ettiğini. Yok, gerçekten. Ben hani sen iyi takip ediyorsun, ben biliyorum yani. Biraz dernekçilikten oluyor ister istemez. Hani dernekler hiçbir partinin A, B, C fark etmez. Arka bahçesi değildir ama kendini iyi konumlandırması lazım. Bir yerle böyle yani bir araya gelmemesi gereken insan da var. Sürekli bir arada. Tarafsız olması lazım. Tabii bu anlamda hani nasıl parti için diyorsak, şahsi olarak ben de o tarz şeylere maruz kalmış biriyim. Onu da çok iyi anlıyorum ama biz Samsun'da bu en son seçimlerde diyelim mesela belediyede nasıl bir çalışma olduğunu, ilk adım belediyesi başta olmak üzere, burada işte Atakum'da olmak üzere çok güzel gördük. Emek veren herkese, hangi partiden olursa olsun, saygı duyuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada akrabalarım da bir yandan izliyorlar. Natko sülalesi deyince hepsine. Benim yakın akrabalarım Recepcan, Yakupcan, aynı Orta Söğütlü'den. Onlar da Natko sülalesindendir. Biz de izliyoruz diyor. Yani o şeyde. Hepsine selamlar. Tabii orada da bahsetmişken hani Terme Derneği'nin kurucuları, insanların da hani emeğini
göz ardı etmeyelim. Bir de benim ilgim, yani böyle belki ayrıntılar çok önemlidir. Şeytan ayrıntı da gizli derler ya. Evet. Samsun'da il seçimleri oldu İYİ Parti'nin. Ben de takip ettim, iki tane aday. Herkes projesini söyledi. Kavgasız, dövüşsüz bir seçim oldu. Genelde seçimin ertesi günü iftiralar başlar. Birbirine yazışmalar devam eder. Samsun Adige Derneğimiz var. Biz de senle, Mehmet Yurdakul'la, Çerkeziş insanları olarak İsmail Özen abimizle beraber gittik. Benim orada çok hoşuma giden bir fotoğraf vardı. Büyük ihtimalle sen de hatırlıyorsun. Evet. İYİ Parti'de seçim olmuş, daha sıcağı sıcağına bir gün sonrası ya bu işin, yani hemen peşi, hemen şeyi, alevli olduğu zamanlar işin, seçilen, seçimi kaybetti demeyeyim de hani kazanamayan diyelim. Evet. Abimiz diğeri öbürünü önüne ilikliyor. Buyur başkanım diyor. Öbürü nasılsın başkanım diyor. Yan yana oturuyorlar. Kavga yok, dövüş yok, tartışma yok. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten. O anlamda hani bir artı puan orada çok hoşuma gitmiş bir şeydi. Yani gerçekten. Sen de bilmiyorum dikkatimi çekti mi ama. Tabii. Ben bekliyordum hani ters bir şey olur mu? Mesela senin gözünün içine baktım o gün. Biz de misafiriz ama sonuçta o da bizim Samsun'da değerimiz, bir derneğimiz. Aynı şekilde bir orada müze açılışı vardı. Adige Derneği'nin müzesinin. Hiç öyle bir şey yok dedim. Hiçbir problem olmaz. Çok güzel. Hep beraber otururlar. Ben de otururum. Zaten yine hala beraberiz yani. Evet. Yani o çok güzel bir şey. Evet. Şimdi biz de biz tabii İYİ Parti ailesi olarak biz bir aileyiz. Aile içerisinde farklı fikirler beyan edilebilir. Fakat bizim kongremizde 5 adaylı bir kongre oldu. Bu da, demokrasinin bu da de, çok olan bir şey. Evet. Yani demokrasinin de parti içerisinde yansımasıydı bu aslında. Herkes adaylığını açıklayarak, bayrağı devralıp daha iyisini yapacağını iddia ederek beyanlarında bulundular. Tabii delegelerimiz bir adayı seçti ama bu kazanan ya da kaybeden değildi. Evet, beraber sonuçta herkesin biz daha iyisini de yapabiliriz diye fikrini beyan ettiği bir bayrak yarışıydı. O yüzden dediğim gibi biz bir aileyiz. Küskünlük, kırgınlık olmaz. Gördüğümüz yerde biz gene İYİ Parti için, vatan millet sevdası için çalışmaya devam ediyoruz. Bu birisi kazandı, birisi kaybetti diye hiçbir zaman olmadı. Öyle bir şey de bizim parti içerisinde olmayacak. Evet, ya siyasetin bence hani en iyi tarafı, en güzel tarafı da o partiden olmamış olabilir ama evet, vakti zamanı gelince o dönemde o görüşler hoşuna gidip de o partiye dahil olmalar da olabilir. Bunu fazla hani böyle, sonuçta herkes iyi bir şey yapmak için yola çıktıysa aynı evet, devam etmesi lazım. O anlamda teşekkür ederim. Hani belki siyasette böyle çok hani konuşmak da bu programın hani işleyişinin çok bir şeyi değil. O anlamda söyleyeyim. Hani pek beni de, değil, bir de biz buradan çıkamayız. Evet. Dediğim gibi hani onu da ufak ufak toparlayalım. O anlamda da yolun açık olsun. Hani özellikle ol, yani senin gibi herkesi dinleyen, anlamaya çalışan, kurucu ekibinizi de az çok tanıdığım arkadaşlarım, abilerim olduğu için işte. Hasan Hesapçı'dan az önce bahsettiğim gibi. Hani öyle kişiler de olduğu için biliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Tamam, son olarak ufak ufak da toparlayalım da istiyorum. Şimdi şu da var. Genç bir sürü kardeşimiz var bizi izleyen. Şimdi onlara Ufuk Bütün olarak ne tavsiyelerde bulunacaksın? Ya Ufuk Bütün üniversitede okuyor. Genelde ailelerimiz der ki aman çocuğum siyasete bulaşma der. Bulaşma kelimesini kullanır özellikle. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Kim bir tabir ediyor aslında? Evet, yani bence de çok hoş değil. Ya da aman ticaretle uğraşma. Sonuçta memur olabilirsin. Okuduğun bölümle ilgili veteriner hekim olup devam ederdin. Maaşını alırdın. Belki şu an yaşadığımız o stresler olmazdı. Sen gençlere nasıl tavsiyelerde bulunmak istersin? Şey, bir şaka vardır ya, üç beyazdan uzak durursun. Evet, gençler bunlara dikkat etsin. Kere... Şey gibi oldu, Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın hocası, diyorlar gençlere ne tavsiye ediyor? Ondan bekliyorlar ki aman çocuklar ben hata yaptım. Şu ligden uzak durun diyor bahisle ilgili. Yani Rusya'ya bulaşmayın gibi. Senin gidebilir hocanın gibi. Biraz öyle oldu. Abi gençlere kesinlikle programlı çalışmayı tavsiye ediyoruz. Yani çalışsınlar. En büyük tavsiye de aslında şöyle. Biz de daha gençtik, genciz hala belki ama daha gençtik. Şimdi biz artık yaşlanıyoruz ve arkamızdan gençler geliyor ve onların arkasından da gençler gelecek. Onlar genç olmayacak. Bizim yaşlarımıza geldiğinde bizim büyüklerimiz gibi vatan için, millet için, bu ülke için elini taşın altına herkesin koyması lazım diyoruz. Gençlere tavsiyemiz sonraki nesilleri düşünsünler.
onları düşünerek onlar için hareket etsinler. Ya ben orada bir de seninle ilgili bir şey eklemek istiyorum. Bir Çerkez İş İnsanları toplantısında yani herkesin farklı bir şeyi var. Ya biri diyor ki işte dilimiz böyle böyle oluyor, dille ilgili bir çalışma yapalım. Bir abimiz diyor ki biz Çerkez İş İnsanları ticarette birbirimize şöyle destek olalım. Senin hep şu var, hani gençler için ne yapabiliriz? Hemen böyle hani böyle iş bulma konusunda başka şeyde o tabii büyüdü. Hani böyle o büyüdü de büyüdü. Siteler kurdu. Gökhan Selin de müthiş hani çabalarıyla evet. Bize anlatmaya çalışıyor. Önce saatlerce biz bir bakıyoruz ona böyle boş boş. Ama o tam da senin çok istediğin güzel tarzda. Emekleri var. Evet. Bir şeyler olmaya başladı. O anlamda gençler de hani şey diyorum yani ufuk gibi bir abileri olduktan sonra sırtları yere gelmez. Valla şaka maka programın sonuna geldik. Buradan Nurdan Ümit Kara ve Uğur Şahin Şaban Başkanımız Şaban Güleroğlu'nu da selamlar. Hepsine selam iletiyoruz. Ufuk'un tabii bugün yoğunluktan telefonu sürekli durmadığı için şu an hani yorumları göremediğim için ben sana söyleyeyim. Ben bakamıyorum çünkü çalıyor bir taraftan. Bir yandan da devam ediyor. Herkese burada adını unuttuğumuz bir sürü insan olabilir. Selam da söyleyelim. Ufuk beni kırmadın geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok hızlı bir program oldu. Bu büyük ihtimalle birçok şeyi konuşamadık. Biz şunları konuşuruz dediğimiz hiçbir şeyi de soramadım. Aynen öyle. Her zaman olduğu gibi. Ben genelde böyle bir hazırlık yapıp sonra şey olur. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Misafir ettiğin için. Güncel Haber TV'den, İşte Hayat programından herkese iyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere.